Arkadaşlar merhabalar ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik alanındasınız hepiniz hoş geldiniz. TYT Matematik kampımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 33. gün 44. video bu kamptaki sevgili arkadaşlar kampımız TYT Matematik Barış Yayınları video ders kitabından ilerliyor. Ve bugünkü konumuz ise oran orantı olacak sevgili arkadaşlar. Hemen sana sayfa numarasını hatırlatayım ben. 143. sayfadaki o 3 tane o birbirinden güzel ve birazcık da zor olan soruları çözeceğiz senle beraber bu videoda işte yeri de burada. 3 tane birbirinden güzel sorumuz var. Evet kitabımız bu. Ee, bu kitapla beraber benle ilerlemek istiyorsan açıklama kısmında kitabın satış linki mevcut. Bu, bu link sayesinde kitabı hemen 1-2 gün içerisinde temin edebilecek şekilde kargoya verilip eline ulaşacak şekilde temin edebilirsin tabii ki e, kitabı söyledikten sonra artık yavaş yavaş dersimize geçelim. Bugünkü konumuz oran orantı. SML bakış testini çözeceğiz ve bu testle birlikte bu konuyu da bitirmiş olacağız arkadaşlar. Hadi bakalım hazırsak geçelim derse. De bir bakalım. Barış'ın girdiği 3 aşamalı bir mülakatla ilgili mülakatın 1, 2 ve 3. aşamalarındaki soru sayıları sırasıyla 5, 4, 3 ile orantılıdır. Şimdi birinci aşama dedim. Birinci aşama. Daha sonrasında ikinci aşama diyorum. Ve üçüncü aşama. Arkadaşlar eğer bu şekilde ee, problem sorularında özellikle. Hani böyle tablo mablo çizmezseniz. Tablo olmasa bile en azından neyin nerede olduğunu net bir şekilde gösterecek biçimde yazmazsanız. Mutlaka ama mutlaka ya çok uzun sürer çözümünüz. Ya da çok fazla süre kaybettikten sonra soruyu çözemezsiniz. Ya da çözseniz bile yanlış çözme ihtimaliniz yüksek olur Bundan kaynaklı problemlerde ilk aşamamız bu. Sen ne yapacaksın? Tek tek yazacaksın. Verilenleri düzenli biçimde yazacaksın. Çok fazla değişken kullanmamaya da gayret göstereceksin. Şimdi 1, 2 ve 3. aşamalarındaki soru sayıları sırasıyla 5 4 3'müş. Şimdi soru sayılarından bahsediyor. Soru sayılarından bahsediyoruz. Şimdi soru sayıları 5 4 3 orantılıysa o zaman ben diyorum ki burada 5k tane soru olsun. Burada 4k tane soru varmış. Burada da 3K tane soru varmış denilebilir. Mülakatta yanlış cevaplanan ya da cevaplanmayan soruların puanlamaya hiçbir etkisi yoktur. Barış'ın 3 aşamada da yanlış cevapladığı veya cevaplamadığı yani yanlış cevapladığı veya boş bıraktığı soru sayılarının toplamı birbirine eşit ve tüm aşamalarda aldığı puanlar da birbirine eşitmiş. Şimdi soru sayıları bunlarsa yanlış ve boşlar diyelim. Yanlış veyahut boşlar. Toplamda hepsi birbirine eşit olduğu için ben A tane boşu burada, A tane boş burada, A tane de boş burada olsun diyeyim. O halde puanlamaya etkisi olan doğru yanıtların miktarı nedir? Bak bu, bu çıkarımı kendimiz yapıyoruz artık. 5K eksi A'dır. 4K eksi A'dır. Ve 3K eksi A tane sorudan puan alınmıştır. Birinci, ikinci ve üçüncü aşamalardan dedim. Barış'ın 3 aşamada da yanlış cevapladığı veya cevaplamadığı sorulu sayıları birbirine eşitti ve tüm aşamalarda aldığı puanlar da birbirine eşittir denilmiş. Buna göre x kaçtır? Tabi şurada atladığımız bir yer var. Bu aşamalarda sorulan soruların her biri için alınan puanlar sırasıyla 2, 3 ve x ile de orantılıdır denilmiş. Yani burada 2x kadar puan alınıyorsa burada 3x kadar x demeyelim x'i zaten kullanmıştık. Burada 2p kadar puan alınıyorsa Burada 3P kadar puan alınıyor ve burada da XP kadar puan alınıyor diyebiliriz. 2, 3 ve X de orantılıydı çünkü. Pekala. Şimdi ben birinci aşamada kaç puan aldığımı nasıl bulurum? 5K eksi A ile 2P'yi çarparak bulurum. Yazıyorum 2P çarpı 5K eksi A. E tüm aşamalarda alınan puanlar birbirine eşitse o zaman ben 3P ile 4K eksi A'yı çarparsam da yandakine eşit olacak. Yazalım 3P parantezinde 4K eksi A yazdım. Bunlar birbirine eşit. Şimdi her iki tarafta P'ler olduğu için P'leri götürebiliriz. 2'yi içeri dağıtıyorum. 10K eksi 2A. 3'ü içeri dağıtıyorum. 12K eksi 3A yaptı. Buradan artık A'nın 2K'ya eşit olduğunu resmi biçimde söyleyebiliriz. Madem A 2K'ya eşit. Burası 2K'dır. Hocam burası da 2K'dır. Burası da 2K'dır. Ve böylelikle. 5K sorudan 2K tanesini yanlış veya boş bıraktıysa 3K tanesini çözmüştür ve doğru puan almıştır. Aynı şekilde burada 2K tanesi ve burada da K tanesini çözmüştür ve puan almıştır bu sorulardan deriz. Şimdi şurada alınan puan 2P ile 3K'yı çarparsam 6PK etmez mi? Aynı şekilde 3 ile 2K 3P ile 2K'yı çarparsam da 6PK eder. Aynı şekilde XP ile K'yı çarptığım takdirde de bu bana neyi verecek o zaman? 6 PK'yı verecek. E p, K, P, K. X kaçmış? 6. Benden ne isteniyor? X isteniyor. O halde doğru cevabımız da 6'nın yani A şıkkının ta kendisi olacaktı. Evet ilk sorumuzu çözdük ve devam ediyoruz. ikinci SML bakış ile. Taylan'ın 4 farklı hisse senedi vardır ve bu hisse senetlerinin her birinin maliyeti aynıdır. Bakın maliyeti aynıymış. Bu hisse senetlerinin hepsini tamamın aynı fiyattan almış. 30 gün sonunda Taylan'ın bu hisse senetlerinden elde ettiği hasılatlar 3, 4, 6 ve 9'la da orantılıdır. Taylan'ın en yüksek hasılatlı 2 senedinden yani 6 ve 9'la orantılı olanlardan elde ettiği toplam kar en düşük hasılatlı 2 senedinden elde ettiği zararın 2 katına eşittir. Buna göre hasılatı en yüksek hisse senedinin karının tüm maliyeti oranı. Şimdi 4 tane hisse senedinden bahsediyoruz. Tamamının maliyetleri aynıysa tamamının maliyetlerini x demek istiyorum. Birinci hisse senedimiz ki en düşük hasılatı elde ettiği 3K kadar hasılatı var. Bunun 4K kadar, bunun 6K kadar ve bunun da 9K kadar hasılatı var. En yüksek hasılata sahip iki tanesinden elde ettiği kardan bahsediyor. Yani o zaman toplam hasılat 15K, toplam maliyet 2x olduğu için 15k'dan 2x'i çıkarırsam karı bulurum ben. İşte bundan ikisinden elde edilen kar bu. Peki diyor ki en düşük hasılatlı 2 iki senedinden iki hisse senedinden elde ettiği zararın iki katına eşitmişim. Zararı nasıl bulacağım şunlardan elde edilen zararı? Bu sefer maliyetten e, hasılatı çıkarmam gerekiyor ki pozitif olsun. 2x'ten 7k'yı çıkardım İşte bunun iki katına eşitmiş burada edilen kar. Güzel şimdi 15K eksi 2X dedim. K ile X arasındaki bağıntı böylelikle bulunabilir. 2 içeri dağıtıyorum. 4X eksi 14K dedim. Böylelikle 29K eşittir. 6X de yapacaktır. Pekala. Şimdi ben burada K ve X'i mesela K'yı abi gidip ben burada 6M seçersem X'i de gidip 29M seçebilirim tabii ki. Buna göre hasılatı en yüksek hisse senedinin karını... Tüm maliyete oranı soruluyor. Abi tüm maliyet zaten 4x. En yüksek e, hisse senedinin karı, en yüksek hisse senedinin karı 9k x değil mi? Evet, yani 9k'dan da x'i çıkaracaksın diyor. 4x oranlayacaksın. Peki k neydi k? 6m değil miydi? O zaman şurası nedir? 54m. Eksi X' neydi? E, 29m idi. O zaman burayı da 29m diye yazdım. Bölü 4x diyor. X neydi? 29m idi. 4 kere 29, 4 kere 29 kaç yapar? 116 yapar. 54 M'den 29 M'yi çıkarırsam şurası da, tabi bir de M var. 25 M kalır. Alt tarafta da 116 M'miz var. M'ler gider ve 25 bölü 116 bize cevabın ta kendisini verir. Böylelikle ikinci sorumuzu da çözmüş oluruz. SML bakış 2 ile bitirdik. Şimdi sırada son sorumuz var. Son soruya şöyle bir bakış atalım hadi. Bilgisayarımda kenarlarında 0,5 santimetre boşluk bulunan bir cetvelin görselini şekil 1'deki gibi tam ekran yapan ekin. Bu görseli daha yakından incelemek için fare üzerindeki kaydırma tekerleğini. Hani şuradaki tuş var ya arkadaşlar o tekerleği tamam mı? Ee, i̇ki tur yukarı yönlü çevirmiş ve şekil 2'deki görsel oluşmuş. Yani yaklaşmış arkadaşlar görsele. Fare tekerleğini yukarı doğru şöyle ittirince görsele yaklaşmış zoom atmış. Ekin şekil 2'deki görseli gereğinden fazla yaklaştırdığını düşünerek fare tekerlerini bir tur aşağı döndürmüştür. Buna göre son durumda ekranda cetvelin kaç santimetrelik kısmı görünür diye soruluyor. Şimdi öncelikle şurada 0'dan 9'a kadar 9 santimlik bir cetvel olduğunu anlıyoruz. Ama şuralarda da 0.5'er santimlik boşluklar olduğuna göre 1 santimlik toplamda bir de boşluk var. Ve 10 santimetrelik kısmı yani bu cetvelin tamamı 10 santimetreymiş deriz ve Ekrana tam ekran sığdırmışız. Tam ekran yaptığımız zaman 10 santimi gö görünüyor. Peki 2 tur kaydırdığımız zaman. Bak tam olarak 2'nin üzerinde bu çizgi. Burası da 8 santimetre. Yani hocam şurası kaç santimetre oluyor? 6. Bir de burada kaç tane boşluk var? 4 tane de boşluk var. Hemen sana şöyle bir zoom atarak. Bak ben de şu an tekerleği döndürdüm. Bak şimdi buraya. Şurayı sildim. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane de boşluk görünüyor. Yani her bir boşluğun ben 0,1 santimetre olduğunu düşünecek olursam çünkü e, her bir ardışık sayı arası ardışık tam sayı arası 10 eşit parçaya bölünmüş. Demek ki 0,4 santimetre de orada görünecek. Yani bu cetvelin 6,4 santimetrelik kısmı görünüyor diyebilirim. Ne zaman? 2 tur attıktan sonra mouse topuna fare topuna 2 tur attırdıktan sonra fare tekerleğine diyelim. Pekala. Şimdi o zaman Tabi yaklaştırdığımız için bir oransal bir büyümeden bahsediyoruz. Yani ben 10 santimetreyi x ile çarptım bir tur attırdım. Bunu da bir kere daha x ile çarparsam 2 ikinci turu atmış olur. Ve bu da bana neyi verir? 6,4 santimetreyi verir. Şimdi ben bu x'i bulabilirim. Nasıl bulacağım? Şöyle. Her iki tarafı ona bölersem x çarpı x, x kare eşittir 0,64 yapacaktır. Ve neyin karesi 0,64'tür? Tabii ki de x eşittir 0,8'in karesi 0,64 yapacaktır. E şimdi ben 10 santimetrelik kısmı görünüyorken bu cetvelin bir tur atarsam x de çarpmış olurum. Yani 10 çarpı 0,8 dersem bu bana 8 santimetreyi verir. Yani hani bir tur geri döndürüyor ya aslında bu ne demek oluyor? 10 santimetrelik cetvelin tamamı görünürken bir tur ileri doğru döndürmek anlamına geliyor. Bundan kaynaklı ben şunu merak ettim. Bir tur ileri doğru döndürmüş olsaydım başlangıçta son olarak elde edeceğimiz görüntü toplamda 8 santimetrelik cetvelin 8 santimetrelik bir kısmı görünüyor diyecektik. Bundan kaynaklı cevabımız C şıkkı olacaktı efendim. Evet oran orantı kısmını artık noktalıyoruz. Hocam yeter mi bu sorular? Yetmez hocam ben kampın başından bir söylüyorum. Yetmeyecek. TYT matematiğe sonuna kadar çalışacaksın. TYT'ye kadar çalışacaksın sen bu sınava. Bundan kaynaklı yetmeyecektir. Barış yayınları TYT soru kitabından biliyorsunuz her e, üç videoda bir, her dört videoda bir ödeviniz var. Konular bittikçe kazanım bakışları mutlaka çözüyorsunuz bu kitaptan. Eğer ki bu kitap elinize yoksa veya temin edemiyorsanız veya etmediyseniz farklı bir yayın evinin kitabını aldıysanız hiç fark etmez. O kitaplardan da yine kazanım sorularını, yine örnek soruları, yine ee, öğretmenin tahtaya çözdürdüğü sorular gibi olan sorular var ya kazanım sorularından bahsediyorum. Yine bunları mutlak surette alıyorsunuz ve çözüyorsunuz arkadaşlar. Ödev, ödeviniz bunlar oluyor. Yani örnek veriyorum 3-4-5 yayınlarının TYT soru bankası mı var? Al ondan çöz. Örnek veriyorum acil mi var elinde? Onun kazanım sorularını çöz. Bilgisayar mal mı var? Onun kazanım sorularını çöz. Ama ben ödev kitabı olarak size en başında söyledim. Kitap konu sıralaması ve konu bütünlüğü, soru bütünlüğü açısından Barış yayınlarının video ders kitabını kullan. Bu kampta Barış yayınlarının da TYT Matematik Soru Kitabını kullanıyoruz. İkisini bir araya getirdiğin takdirde muhteşem bir ikili olacağı aşikar zaten. Bundan kaynaklı da TYT Soru Bankasını rica ediyoruz. Eğer hala bir soru bankasına başlamadıysan bu kampla birlikte TYT Barış yayınları TYT Soru TYT Matematik Soru Kitabının da alıp benle birlikte ödevlerini yapıp ilerleyebilirsin. Aklında bulunsun. Sonraki videoda sayı problemlerini işleyeceğiz. O videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da hop unutmayın.